Ya buraya yok. Üstad Hazretleri o mektuptan bir iki mektup sonra şöyle hakikaten bir şey ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim o merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı, Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu. Ben, onun varisleri olan sizleri tahattür ettikçe o acı gidiyor, bir inşirah geliyor. Medar-ı hayrettir ki, ben şimdi onun manevi, belki maddi hayatıyla, alem berzaha gitmesi cihetiyle, o aleme gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti. Ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan Isparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muharefe, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de Hafız Ali'nin tavattuğun ettiği alemi berza, nazarımda Isparta Kastamonu gibi olmuş. Hatta bu gece mesmuatıma göre buradan birisi oraya gönderilmiş. 10 defadan ziyade teessüf ettim. Ne için Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir alır. O büyük şehit Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyorum. O ve Mehmet Zühtü ve Hafız Mehmet hayatlarında gördüklerim vazife-i imaniye ve nuriye devam ediyorlar. Onlar pek yakından temaşa ediyorlar. Belki de yardım ediyorlar. Evliya-i Azime'nin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber isimlerini silsilemde aktapların isimleri yanında yad edip hediyelerimi bağışlıyorum.